Merhaba, ben Ufuk Çelik. Bugün size pudra ve likit highlight arasındaki farkları göstereceğim. Bu videoyu izlemek için MakyajTrendi.com'un YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi Hot Scent'in pudra highlight uygulamasını yapıyorum. Bunu elmacık kemiklerinin tam üzerine uyguluyorum. Birazcık da C şeklinde, close place, kaş altına doğru devam edebilirsin. Benim en çok highlight'te sevdiğim genel görünüm şu. Şu kısma, look at straight place. Özellikle tam gözün bitim kısmına daha yoğun uyguladığınızda çok daha güzel bir görünüm olacak. Kesinlikle highlight şakaklara doğru çıkmıyoruz. Olabildiğince C şeklinde sürüyoruz. Çünkü buraya doğru çıkılan highlight çok hoş durmayacaktır. Elmacık kemiklerin üzerinde bırakmanız yeterli. Bu pudra highlight. Şimdi birazdan ıslak highlight'ın nasıl göründüğünü bakacağız. Bu da Hot Scent'in liquid highlight'ı. Şimdi arasındaki farkı görelim. Liquid highlight'ta yine aynı şekilde uyguluyoruz. Yoğun bir şekilde ama tampon yaparak bırakıyorum ki alttaki fondöteni parçalamasın. Yine biraz kaş altına uygulama yapıyorum. Hatta birazcık gözün üzerine de gelebiliriz. Eğer ıslak makyaj istiyorsak özellikle Hot Scent'i birazcık göze de uygulayabiliriz. Bir yer hafif birikme yapacaktır. Ama böyle ufak dokunuşlarla onu da daha sonrasında halledebilirsiniz. Islak highlight'i biraz da kaş altına sürdüğünüzde far bile uygulamasanız gözünüzü bir tık havaya kaldırdığında fark edeceksiniz. Çünkü odağı değiştiriyor, ilgiyi değiştiriyor. Kuru olan highlight'ı da yine göz kapaklarına parmak uçlarıyla uygulayabilirsiniz. Bunu da yine güzel bir far şeklinde sadece parmakla uygulayıp bırakabilirsiniz. Belki birazcık kahve tonlarını farla karıştırıp güzel bir göz makyajı elde edebiliriz. Bu da Hot Scent'in göze parmakla uygulanışı. Tek başına far gibi bile kullanılabiliyor. Aralarındaki fark birinin ıslak birinin kuru görünmesi. Evet, ikisi de aynı. Ben bu highlight'ı aynı zamanda dudaklara da uyguluyorum. Özellikle dudağı renklendirdikten sonra birazcık fırçanın ucuyla ya da parmak uçlarıyla dudağın ortasına hafifçe Hot Scent'in highlight'ından geçebiliriz. Bu yine dudak çevresine ve çizgilerine hafifçe taştığınızda dudağın da şeklinin ön plana çıkmasını sağlıyor. Yani kırmızı bir dudak bile yapsanız hafifçe şöyle üzerine biraz highlight yapınca dudaklar daha büyük gözükecektir. Hatları ortaya çıkacak. Evet, şimdi pudra şeklinde olan highlight'ımızı biraz daha yoğun uygulayacağız ve daha başka nerelere uygulayabiliriz onu göstereceğim. Ben göz kenarına oldukça yoğun uyguluyorum. Şuradan çıkan highlight beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda iki kaşın arasına, burun üzerine, burun ucuna hafifçe sürebilirsiniz. Bunu gölgelendirme tekniği olarak düşünebiliriz. Birazcık dudak üzerine. Kuru highlight pudranın en önemli özelliği daha kalıcı olması. Ve daha kolay kontrol edilebiliyor. Liquid ürünlere göre. Liquid ürünler de muhteşem duruyor ama bu ürünleri kullanmak çok daha kolay ve kalıcı.